İlginç bir telefon bağlantımız var. Ayşe Yaşar Bandırma telefon hattımızda. Kendisi Aydın'da yaşıyor. Ancak Van'dan DSP 5. sıra milletvekili adayı. Siz DSP'den Van adayı mı oldunuz? Nasıl oldunuz evet, acaba? Evet, Van adayı oldu. Neden Van adayı oldunuz? Siz Aydın'dasınız. Şimdi açıklayayım. Siyasete girdiğim ilk günden beri yaşadığım ülkem, yaşadığım şehirim, yaşadığım yararlı ve faydalı şeyler yapacağımı, gençlerimizi ve memleketimizi, vatandaşlarımızı, gelecekle ilgili sıkıntıları olmaması için gerekli şartları hazırlamaktır diye düşündüm. Siz hayatınızda hiç Van'a gittiniz mi? Van'a gitmedim ama Van'ın bütün projelerine, bütün kitap ve arşivlerden aldım. Peki Van'a yakın bir ile gittiniz mi? Muş'a mı gittiniz? Nereye gittiniz? Muş'ta askerliğimi yaptım. 1975'te gitmiştim. 70'inde geldim. Peki tuhaf değil mi, hiç görmediğiniz, hayatınızda görmediğiniz 19... bir ilin milletvekili adayı seçilmeye çalışıyorsunuz. Peki şimdi ne yaptınız? Siz kitaplara bakıyorsunuz, haritaya bakıyorsunuz. Proje mi geliştiriyorsunuz Van'la ilgili? Proje geliştirdim. Şöyle yaptım. Onu da açıklayacağım size. 2011 seçimlerindeki girdiğim bu dönemde üyesi olduğum DSP'den genel başkanım tarafından, aslında ben Aydın'dan koymuştum. Fakat genel başkanım bu seçimde beni Van'dan milletvekili adaylığımı uygun görmüş. Ben de onu da kabul ettim. Peki Yaşar Bey, insan bir söylemez mi genel başkanı? Yahu ben hayatımda Van'ı görmedim, nasıl Van'dan milletvekili adayı olacağım diye. Dediğimi söyledim ya. Yaşar Bey, sana biz bunu uygun gördük. Sen dedi projelerine, çalışmalarına başla dedi. Ben de onun doğrultusunda görevimi başladım. Ne projesi yaptınız Van'a? Görmediğiniz bir ile bir proje yapmak da kolay değil. Çılgın bir proje olması lazım. Ama şöyle oldu, açıklayacağım şimdi. Ben seçime gireceğim şehrin en önemli ve ihtiyacı olan eksikliğini ve tahtan Van arasındaki ulaşım mesafesinin problemli olduğunu, uygun olduğunu arkadaşlardan öğrendim. Arkadaşlar kim? Bir dakika. Şimdi bir de arkadaşlar çık. Vanlı arkadaşları mı sordunuz orada? Milletvekili adayım Cahit Akbaş. Evet. Van milletvekili adayım. Evet. Van'da mı yaşıyor Cahit Bey? Onu mu aradınız, sordunuz? Hayır. Biz milletvekili hazır toplantısı yapıldı. DSP genel merkez tarafından. O toplantı nerede yapıldı? Ankara'da. Hemen orada yaptım zaten bu projeyi. Gerçek söylüyorum. Orada yaptım. Ya aklımı geri verdi. Dedim ki ya İstanbul Boğaz Köprüsü oluyor da bana bir köprü uygun olmaz mı diye düşündüm. Bir baktım Cahit Bey dedi ki ya köprü yapalım. Biz de onlar da beni uygun gördüler. Genel başkan söyledi. Genel başkan köprü yapacaksınız değil mi dedi. Tabii köprü yapacağız başkanım dedim. Bu şekilde köprüyü o an için o toplantıda gerçekleştirdim. Ya Yaşar Bey, bu anlattığınız Allah aşkına ciddi misiniz, yoksa fıkra gibi bir olay bu yani? Hiç görmediğiniz Van hakkında oraya köprü ciddi, yapmayı düşünüyorsunuz. Gayet ciddi. Hizmet bak. Şimdi şöyle hizmet için ciddi. Ama ya hizmet için gitti. Diyelim doğru, hadi hiç gitmediniz. Doğru. İnsan 5. sıradan bile olsa. Yani ciddi de giriyorsunuz değil mi? Yani seçimlere evet, giriyor. İnsan bir otobüse atlayıp gitmez mi? Hadi uçak, ucuza uçak vardır. İstanbul'dan Van'a var yani, yani otobüs fiyatına. Bir atlayıp gitmez mi insan ya? Vallahi bak ben şimdi gitmedim. Gerçekçiyim ama projeyi orada Ankara'da gösteriyorum. Yaşar Bey, Aydın'da ne iş yapıyorsunuz siz? Aydın'da şu anda gençlik tekerleği çalıştırıyorum. Kendim emekliyim. 28 gün Nazilli Belediyesi'nde hizmet olarak görev yaptım. Siyasetin içinden gelen bir kişiyim. Ama benden tavsiye, bari bir Van'a gidin. Yani hani bir ziyaret edin en azından. Gideceğim. Biraz ayıp, ama Vanlılar ayıp oluyor yani. Şimdi Van'dan milletvekili adayı olacağım diyorsunuz. Bir gidip görmüyorsunuz bile. Oturup teker bayinden proje yapıyorsunuz. Köprü projesi. Bir evet. Şunu söyleyeyim. İkinci projemizde. İkinci projede mi var? Bir dakika, o ne? Marmara, Muş ile Van arasına bağlayacağız. Muş, doğru, Muş'u gördünüz, oraya kadar problem yok. Türkiye'nin proje. Bunları gerçekleştireceğiz. Artık Türkiye doğusuyla, batısıyla, kuzeyle hizmet verecek diyorum. Yani çılgın projenin haddi hesabı yok şu günlerde. Evet. Ben başka bir projeyi çok çılgın buluyordum ama
En çılgını herhalde sizin hiç Van'ı görmeden Muş'a kadar gittiğiniz için Muş'tan Van'a bir köprü yapma projesi. Gerçekten tarih bunu yazar. Süper değil mi diyorsun? Süper, süper. Evet, süper. Süper, iyi günler diliyorum. Evet. Türkiye'ye süpere getireceğiz. Süper olacak. Tamam, yaparsınız da adını Cüneyt Özdemir Köprüsü koyun. Madem oldu olacak. Madem yani, uçuyoruz hep beraber uçalım. Yani, çılgın olarak. İsminizi de koyarım Cüneyt Bey. Çok teşekkür ederim Yaşar Bey. Sağ olun, size iyi işler diliyorum bayide.